Radyocu Cem Arslan her gün olduğu gibi radyo programını tamamladı ve arkadaşlarıyla birlikte Taksim'e çıktı. Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü sunucu yaşadığı korku dolu anları Magazin 8'e anlattı. 2 yıl önce dünya evine giren ünlü şarkıcı... Bizim hayalimiz adaletli bir ülkede, kamuya, herkese adaletin eşit dağıtıldığı bir ülkede yaşamak. Ünlü radyocu Cem Arslan'a Taksim'de bıçaklı saldırı. Direkt kalbe saplıyor. Cem Arslan olay anını Magazin 8'e anlattı. 5-6 bıçak darbesi var. Best FM'de Gazor isimli programı hazırlayan ve sunan Cem Arslan, röportaj öncesinde sırtında oluşan derin bıçak yarasını gösterdi. 5-6 bıçak darbesi var. Yani 20 santim orta derinlikte bir kesik var, 30 tane de dikiş var. Yani direkt kalbe vuruyor. Radyocu Cem Arslan, yayın çıkışında mesai arkadaşlarıyla Taksim'de yürüyordu. Bu kişi kendini benle evli, benden çocuğu var ve bir aile hayatımız var gibi kurgulamış kafasında. Ben bunun da çok gerçek olmadığını, suçtan sonra ortaya atılan bir bahane olduğunu düşünüyorum ama bunu kanıtlamak, yani bu raporun gerçekliğini veyahut da bu senaryoların gerçekliğini kanıtlamak artık uzmanların işi. Bıçaklı saldırgan uzun süre Cem Arslan'ı takip etti ve Taksim'de sırtından bıçakladı. Cüneyt Özdemir'in yardımcısını kalbinden bıçakladı. Kaya Çilingiroğlu'nun asistanını kalbinden bıçakladı. En son işte beni de bıçakladı. Omzumdan dürttü gibi hissettim. Yani biri bir şey söyleyecek gibi, biri omzumdan dürtüyor gibi hissettim. Şöyle gayri ihtiyar, hani buyurun ne var falan gibi sonra arkamı dönünce, arkamı döndüğüm anda çaki gibi bana bıçak sallayan, geber, geber, geber falan diye bıçak sallayan birisi vardı. Ben hemen kendisinin elinden bıçağı aldım, kendisini etkisiz hale getirdim, yere yatırdım. Cem Arslan'ın verdiği bilgiye göre saldırgan şahıs daha önce aynı radyoda çalışan kadın spikerlere de bıçaklı saldırıda bulunmuş. Biz bununla uğraşıyoruz. Bu kişi de bayan programcı arkadaşlarımızı araya giren kişiler olarak, yani bizim evliliğimize, bizim ilişkimizde araya giren kişiler olarak kafasında kurgulayıp Chucky'ye bağlamış ve Chucky gibi hepsini sırayla bıçakladı. Ben yanılmıyorsam 5. ya da 6. kişiyim. Bizim bildiklerimiz o da, yani daha önceden başka dosyalar varsa onu bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz 5. ya da 6. kişi ve direkt ölüme kastediyor. Yani direkt kalbe hat diye saplıyor. Yani o adalet sistemimiz sağ olsun direkt raporu var diye serbest bırakıyor ama öldürmeye teşebbüste direkt kalbe saplıyor. Beyoğlu Asayiş Büro'da sorgulanan sanlının ifadesinde Cem beni kaçıracaktı. Ben de o beni kaçırmasın diye bıçakladım. Eğer yapmasaydım daha farklı şeyler yaşanabilirdi dediği öğrenildi. Diyalogumuz ya da karşı karşıya gelmiştiğimiz, konuşmuştuğumuz yok. O kendince bir kafasında senaryo üretmiş. O senaryoyu tek taraflı yaşıyor.